Çok hoş gelmişsiniz Sayın Rektör Yardımcımız, Ferhettin Sadıkoğlu Profesör Doktorumuz, Bakü'den teklif buyurmuş Halil Yusufli Hocamız, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Erdoğan Saracoğlu'muz, hoş geldiniz. Ve öğrenciler, dostlar, gecemizin açılışı için önce Türkiye ve Azerbaycan himniyle başlayacağız. Nizami Gencevi'nin Azerbaycan Türk Edebiyatı'nda yeri konulu konferansa hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. En önemlisi odur ki, bugün Nizami Gencevi'ye hesap olunmuş. Bu üçüncü konferansta Nizami Gencevi'nin ana yurdundan, Gencevi'den Nizami Kültür Merkezi'nin Medeniyet Merkezi'nin müdürü, Gencə Devlet Üniversitesi'nin profesörü, H.
Halil Yusufli de bizim aramızdadır. Onu da alkışlayak şey. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Azerbaycan dahillerine hesap olunmuş soplu konferanslar geçirilmiştir. Bunlardan çok önemliler olmuştur. Uluslar beynihat, uluslararası seviyede de konferanslar geçirilmiştir. Bunların içerisinde en önemlilerinden Mehmet Fizuli ve onun Türk Dünyası'nda yeri isimli konferansımız olmuştur. 250'den çok katılımcı bilim adamı katılmıştı. Azerbaycan'dan da tüm Fizuli şunasları davet edilmişti. Ondan sonra Türksoy ile birlikte biz büyük bir konferans yaptık. İsmi Dede Korkut ve Türk Destanları isimli konferansıydı. Üçüncü de Nizami Kenzerli'ye hesap olmuş konferanslar. Üçüncü konferans diğerlerinden farkı vardır. Bu konferans Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümü esasında kurulmuş Türk Dünyası Edebiyatı Merkezinin himayesiyle geçirilir. Katılımcıların hepsi öğrencilerimizdir. Fark yoktur. Azerbaycan'da öğrenciler olsun, Türk öğrenciler olsun, Yakın Doğu Üniversitesi'nin öğrencileri olsun veya diğer üniversitelerin öğrencileri olsun. Bizim hepimizin amalımız bir, gayemiz bir, sevdiğimiz bir. Hepimiz Nizami'ni severiz. Nizami'ni sevmemek de mümkün değil. Siz bakın, 13. yüzyıllıklarda Gəncədə'de dünyaya gelmiş bir insan elə əsərlər yazdı ki, o əsərlər bugün de öz önəmini, öz aktüelliyini kaybetmemiştir. Nizami'nin hamsası bütün Azerbaycan hamsa bilirsiniz. Beşlik demektir. Beş eseri bütün Azerbaycan edebiyatının köşüdür. Ve bu beş eserden faydalanarak Azerbaycan'da yeni eserler meydana gelmiştir. İster Leyli Mecnun olsun. Siz bakın, Leyli Mecnun 12. yüzyıllıklarda yazılmış bir eser. Sonradan Fizuli kalem alır. Dünyada baksan 54'e yakın Leyli Mecnun eseri vardır. Doğru mu? Ancak ilk bunun başlangıcını koyan yine Nizami Kenzel olmuştur. Fosro ve Şirin, sonra Fehrat ve Şirin yarandı. Sirler Hazinesi, İskender Name, Yedi Güzel eserleri. Bugün baksan Azerbaycan'ın çok yerinde bu eserlerin motivleri veyahut eserlerin isimlerine, isimlerini yansıtan kültür merkezleri var. Her şey vardır yani. Sokaklar var. Opera eserleri var. Yedi Güzel bilirsiniz. Sonra Karakari, Üzeyir Hacı Bayram almıştır bu eserleri. Nizami büyük duadır bilirsiniz. UNESCO Nizami'nin 800 yıllığını Azerbaycan'da bir Azerbaycan şairi kimi Azerbaycan'da yaptığı mesela ve dünya şehri içerisinde Nizami Kenzerli'ni aldı. Nizami'den öyle bir duadır ki bizim çok konuşmamız mümkün. Ona göre mümkün değil ki bu saydığım eserler olsun. Mesela İskender Name'de bilirsiniz İskender bütün dünyanı işgal etti. Geldi Azerbaycan'da bir kadına Nüşabiye, Nüşabiye'yle savaşa girdi. Öldürme isteyende baktı gördü kadını. Hiç hissetmedi ki bir Türk kızı İskender'e karşı bir memlekette durdur. İster Leyli Mecnun'un sevgi motifleri veyahut Hosro Beşir'in hem sevgi hem siyasi motifler olsun. Bunların hepsi çok önemlidir. Ancak Nizami'den çok da konuşmak da doğru değil. Niye doğru değil? Neden doğru değil? Nizami Leyli Mecnun eserinde bir söz deyir. Her sözün su kimi latafeti var. Her sözü az danışsan daha hoş olur. Bir inci saflığı varsa da suda, artık içilen de dert verir o da. Ona göre Nizami'den ben ile bu sözleri deyip, bu konferansın yapılmasında emeği geçen Fen Edebiyat Fakültemize, Türk Dünyası Edebiyat Başkanımıza
Karadeniz Üniversitesi'nde Azerbaycanlı öğrencilerin uluslararası ofiste çalışan ve Azerbaycan'la Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında tersek Doğu Akdeniz, Azerbaycan değil, bütün eski Türk Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde olan Türk Respublikaları arasında alakalarını genişlendiren ve Azerbaycan için de burayla ilişkileri çok genişlendiren Orhan Bey'e teşekkür edilen sağ olsunlar ki böyle bir konferans organize edipler. İsimlerini bilmediğim veyahut isimlerini seçmediğimlerden de özür isterim ki olabilir ki tanımadığımdan dolayı söylemedim isimlerin. Burada olmuşken diğer üniversitelerden de Azerbaycanlı öğrenciler vardır. Azerbaycan'ın birisi burada kültür merkezi vardır. Bu kültür merkezi çerçevesinde Dünya Azerbaycanlılarının Aralık ayının sonunda burada bir resim sergisi olacak. Çalışıp Azerbaycan'da da sanatçıları davet ederim, bir konser verer. Belki burada da verer, Magosa'da da verer, Kirme'de de verer konseri. Gelen zaman programa bakarız nasıl olur. Hepinize teşekkür ederim. Güzel bir konferans yaptım. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı'nın değil yalnız Türk dünyası edebiyatının dediğim en büyük şairlerinden biri olan Bekhtiyar Vahapzade'den bir örneği size söyleyeceğim. Belki eslimi, neslimi tanıyırım ben. Karışık değilim özümden hürkem. Sen kimsen, sen nesen, özüm bilersen. Ben ilk kaynağımdan Türk oğlu Türkem. Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Doğu Akdeniz'den oraya teşrif buyurmuş hocamız, Sayın hocamız Orhan Esenoğlu'nu şimdi kürsüye davet edeceğiz. O da kendi görüşlerini, kendi sözlerini bizlerle paylaşsın. Buyurun ben bunu başlayalım. Öncelikle burada olmak, burada bu gençlerle aynı atmosferi, aynı nefesi almak, elbette beni sevindirir. Sözlerime başlamadan önce Yaxın Doğu Üniversitesi'nin rektör yardımcısı, aynı zamanda Azerbaycan Kültür Merkezi'nin rehberi, değerli büyüğü Fəxrəddin müəllimə çok teşekkür ederim ki bugün burada bu şərait yaradılıb ve biz öz dahimizi burada yad edirik. Eyni zamanda Gəncə Dövlət Universitetinin professoru, Gəncə Nizami Gəncəvi Mərkəzinin rəhbəri, dəyərli hocamıza çox sağ olun deyirəm ki, dəvətimizi qəbul edib, bugün bizlə buradasınız. Hörmətli hocama və Kıbrıs'ın müxtəlif universitetlərində təhsil alan digər tələbələrə çox sağ olun deyirəm. Nizami Gəncəvi haqqında danışmaq olduqca çətindir. Və burada özəlliklə böyüklərinin qarşısında Nizami haqqında danışmaq niyyətim yoxdur. İnşallah Nizami Gəncəvi haqqında onun elində, onun obasında, onun göz açdığı torpaqlarda göz açan müəllimimiz bizə informasiya məlumat verəcəkdir. Nizami Gəncəvi doğulduğu gününə bugünkü modern insan arasında çok büyük mesafeler var. Ancak en maraqlı cəhəti odur ki, Nizami Gəncəvi deyildiği zaman o mesafeler dolur. O mesafeler bağlanır. Günümüzün aktual problemleri, günümüzün global problemleri, istər her bir gəncin hayatında baş veren, necə deyirlər, eşq məcaraları, o gün və bu gün yaradıcılığında üst-üstə düşür. Sevindirici bir haldır. Bu il məhz Gəncəvi əsrlər öncə doğulduğu, bu gün dünyanın qədim şəhərlərindən, artıq 4000-dən artıq yaşı var Gəncə şəhərinin. Gəncə şəhəri Avropa 2016-cı il Avropa Gənclər Kültür Başkenti olaraq seçildi. O günün
Gəncinin əsərləri bugün bütün dünya, bugünün gənclərin əlində oxunur. Türk dünyası üçün çox əhəmiyyətli bir dahidir Nizami Gəncəvi. Bəzən çox eleştirilir ki, Nizami Gəncəvi niyə başqa dildə yazıbdır? Mən həmişə bu fikrə qarşıyam, ona görə ki, önəmli olan Nizami Gəncəvin yazdıqlarına, o əsərlərin dəyərinə, gündən günə yüksələn keyfiyyətinə nəzarət eləmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Bugün bunlar burada bizlərlə bölüşüləcək. Burada əməyə geçən hər kəsə mən də öz növbəmdə təşəkkürümü bildirirəm. Və bizim ölkəmiz çox gerçəkdən də çox sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan gəncləri dünyanın müxtəlif ölkələrində ən tanınmış ali təhsil ocaqlarında təhsil alırlar. Bugün bütün Azərbaycan xalqı, qardaş Kıbrıs xalqı ilə problemlərini bölüşür. Yaşadıkları günlük həyat tərzi ilə bağlı çox yaxından məlumatı var. Burada olan istər mənim ölkəmi, istərsə də öz ölkəmdən ayırmadığım Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti və Türkiyə Cümhuriyyətindən olan gənclərimizdən çox təşəkkür edirəm bura təşrif buyurduqlarına. Ona görə ki, bugün bizim ayrı mədəniyyətimiz yoxdur. Azərbaycan ulu öndəri Heydər Əliyevin hər zaman bir fikri ilə, olan bir fikri ilə bitirmək istəyirəm sözlərimi. Bizim ortaq diasporamız var deyildi. Bir millətin iki diasporası ola bilməz. Məhz bir millətin bir dahisi var. Hər bir millətin dahilərinə hep bərabər sahib çıxmalıyıq. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Dillərdiyiniz sizin minnətdaram. Sağ olun. Bugün burada Nizamini tanımaq, tanıtmaq için buraya Gəncə Dövlət Universitetindən gələn misafirimiz, hocamızın və diğer insanların yanında Nizami haqqında danışmaq biraz zor. O yüzden çox az söyleyeceğim bu konuda ben. Sayın hocamız buraya teşrif buyursun. Daha sonra ona da söz vereceğiz. Ama bu arada bizim hazırladığımız elektrik, ekonomik... hocam siz özür dilerim buraya geleceksiniz. Buradan danışacağız ondan da. Yani en iyi yerden danışaq. Mən aslında Nizami vətənindən bütün burada yığışan insanlara, bu tədbirin təşkilatçılarına və eyni zamanda bu tədbirdə iştirak edənlərin hamısına Nizami vətəni Gəncənin salamını getirirəm. Bayaq hocamız danışdı ki, mən Gəncədə oldum, Nizami məqbərəsini ziyarət edədim və bir dua oxudum. Nizami Gəncənin əsərlərində belə bir qeyd var ki, kim mən öləndən sonra mənim qəbrimin yanından keçərkən mənə bir rəhmət oxusa, göylər ona rəhmət oxuyacaq. Yəni, bu çox Nizami Gəncəvi deyilməsi lazım olan bütün sözləri deyib. Yəni, əslində, Fəxrəddin müəllim də, Orxan müəllim də belə fikir dedilər ki, Nizami Azərbaycan türkünün və ümumiyyətlə türklüyün fəxri olan bir təkcə sənətkar yox, alimdir. Özdə Nizami əslində özü bir xalqın övladı deyil. O dünyanın və insanlığın övladıdır. Onun poeziyası təkcə türkün ruhu ilə yoğrulmuyor. Bəlkə bütün insanlığın ruhu ilə yoğrulub. Onun poeziyasında İslamın ruhu ilə bərabər, İslamın qanunları ilə bərabər, mahiyyəti ilə bərabər dünya elminin nailiyyətləri, uğurları, insana yönələn bütün çizgiləri öz əksini tapıb. Nizami düzdür, bəzən onunla bağlı problemlər yaranır, sorunlar yaranır. Mən özür istəyirəm, mən yəni o Türkiyəsində danışmıram, vərdiş etməmişəm. Mən Azərbaycan Türkiyəsində danışıram. Yəni əslində Nizami də yəqin ki, istəyərdi ki, onun haqqında öz Azərbaycanlısı Azərbaycan Türkiyəsində danışsın.
Mən Nizami haqqında araşdırmalara 1960-cı ildən başlamışam. O vaxtdan kitablar, tərcümələr, məqalələr yazmışam. Ancaq mən deyə bilmərəm ki, mən Nizamını axıra qədər bilirəm. Nizami sonsuz bir ünvandır. Və özü Nizami bunu da özü deyib ki, mənim şeirlərimi oğurlayırlar. Lakin bir nə eybi var? Mənim yaracılığım bir ünvandır, bir deryadır. Deryadan kim nə qədər götürsün, götürsün, o heç nə əskiləsi deyil oradan. Ancaq bilsinlər ki, mənim şeirlərimi, mənim nəqdimi oğurlayıb Buxaraya qədər aparsalar da, hamı biləcək ki, o Gəncədəndir. Yəni bu Nizami bunları görüb öz dövründə, hətta bəzən deyir ki, mənim şeirlərimi oğurlayırlar, sonra mənə oxuyurlar ki, bunu onlar yazıb. Lakin mən həyadan utandığımdan onlara demirəm ki, bu mal mənimdir axı. Məndən oğurlayıb niyə mənə satmaq istəyirsən? Yəni Nizami Gəncəvi bu cür. Nizami Gəncəvi ilə bağlı söhbətlərdən, mübahisələrdən biri odur ki, Nizami güya Gəncəli deyil. Halbuki bu söhbət, hətta bu söhbətin çox belə əslində elmi söhbət mövzusu olmayan məqamlara da gəlib çıxdığını görürük. Nizami Gəncəvi haqqında öz dövründən başlayaraq öz əsərlərində o dönə-dönə Gəncəli olduğunu deyilir. Deməklə bərabər ta 16-cı əsrə qədər heç bir təzkirəçi, heç bir tarixçi Nizaminin ayrı yerdən olduğunu demir. 16-cı əsrdə Nizaminin əl yazmasına İskəndərnamədə Nizami Gəncədən danışarkən mən bu Gəncədə, Gəncə şəhərində bağlı qalmışam, ayrı yerə gedə bilmirəm. Əgər mən İraqa, İrana səfər etsəm mənə İraqın xəzinələrini verərlər. Bu yerdə gətirib kimsə, köçürücünün biri, ora Nizaminin güya Qum vilayətindən. Özü də bu Qum belədir ki, orada Nizamidə aydın göstərilir ki, Gəncə şəhərində olsam da Pünhan, yerim Qum şəhəridir, yurdum Qohistan, Təbrişdə ta adlı bir kənd dayanır, Nizami Adsarı oradan qazanır. Güya Nizami Gəncəvi İranın Qum vilayətinin Təbriş bölgəsinin Ta kəndindəndir. Bəzən hətta bu Təbriş və Ta-nı da qırağa atıb eləcə deyirlər ki, Nizami harada Qum var oradandır. Hətta bizim Gəncədə bir yoldaş var idi. Dilçi idi, türkoloq idi. Moskvada aspirantura bitirmişdi. O bir məqara yazdı ki, Şimali Qafqazda çoxlu Qum, Qumov, Patqumov adlı yerlər var. Demək, Nizami əslən oradandır. Yəni, bu nağıllardır bunlar. Bunları ilk dəfə yenə də qaydıram ki, Nizami poemasının qədim əl yazmalarında yoxdur bunlar. 14-cü, 15-ci əsr əl yazmalarında yoxdur. Məsələn, 15-ci əsr təzkirəçisi Dövlətşah Səmərqəndli yazır ki, onun doğulduğu şərəfli yer Gəncədir. Yəni, bu Nizaminin əsərlərində də dönə-dönə qeyd olunur. Yəni, bu mövzuda ancaq təəssüflər olsun ki, lab 20-ci əsrin özündə də, hətta Türkiyədə böyük alim, fransız lüğəti yazan, türk dili lüğəti yazan çox cildli, Qamusi Leylan kimi böyük 6 cildli, 5000 səhifəli kitab yazan Sami, Şəmsəddin Sami, o da yazır ki, Nizaminin babası Qumdan gəlib. Yəni bu, sadəcə o Nizami əsərinin əl yazmasına. Sonralar katiblərin artırdığı o beytlər əsasında bu fikir yaranıb. Əlbəttə Nizami heç yerdən gəlməyib. Gəncəlidir, köklü Gəncə əhalisidir. Sonra Nizaminin bu təvəllüdü, vəfatı, ailə həyatı haqqında çoxlu söhbətlər var. Bunların hamısı, yəni, mən etiraf edeyim ki, Nizami haqqında çox yazılıb. Ancaq bizim alimlərdən biri bir fikir bildirir ki,
Nizami hakkında çok yazılmağına bakmayarak biz hala ona layık eser yaratmamış. Demek kalın kalın monografyalar var. Nizami ilmişünası, Nizami'nin poetikası, Nizami'nin lirikası, Nizami'nin hayat verajlığı, Nizami ve intiba. Yani bu kitaplar aynı zamanda Türkiye'de vaktiyle Azerbaycanlı alim, büyük devlet adamı Mehmet Emir Rasulzade de Azerbaycan şairi Nizami kitabını yazıp 10 yıl ona ömür sarf edeyim. Ve orada Nizami'nin Türklüğünü hususen kabardı. Düzdü onun Nizami'nin bir Türk olduğunu o aynı vakta Gence'de, Bakı'da hem de Raslı. Hem de Raslı özü Gence'lidir. Onun atası Gence Akın'da olup, büyük din adamı olup, dine dair megaleler, eserler yazıp, hem de Raslı Nizami'nin Türklüğünü kabardan gösteren ilk insanlardan biridir. Özü de Hamide Rasul'un hizmeti ondadır ki Nizamiler teşhir Türk sözlerini, Türk atalar sözlerini kabartmak, üze çıkartmakla meşgul olmayıp hususen bizim Oğuz Türk'ünün büyük abidesi olan Kitab Dede Korkut'la Nizami'nin aynı mövkide durmasını nezere çattırır. Çünkü Kitab Dede Korkut'ta da, Nizami'de de kadına hiçbir şairde, hiçbir edebiyatta verilmeyen kıymet verilir. Nizami bu kirdedir ki aslan erkeğe dişisi olmaz. Müşavenin diliyle değil. Aynı zamanda Nizami bunu Tercih İskendername'de demir. Bütün eserlerinde, mesela Hosrov Eşir'inden böyle bir fikir yedirir ki, çok kişiler var ki kıyamette kadın gibi duracak. Ancak çok kadınlar var ki onlar kıyamette kişi gibi duracak. Yani bu fikir elbette şimdinin özünde çok vakit hazmedilmeye gelmiyor. Biz kabul edebilmiyoruz ki yok. Kişi esas aparıcıdır. Kişi ağlı, kişi tevekkülü olabilmez. Ancak Nizami Gencevi bu fikrin üzerinde ısrarla durup ki aslanın erkeği dişisi olmaz. Ve onun kadın kahramanları karşılaştıkları kişilerden hemşe üstün dururlar. Deyek Mehmet Hanım ve şiirin karşılaştığı Hosrov'dan akılda, idrakta, sevgiye münasebette öz liyakatını korumak kabiliyetinde katiyen geri kalmır eksine onun öz akidesine, öz İsmetine, öz prinsipine tabidir. Ve Nizami özü de buradan Mehmbanu'nun diliyle aslında Fars ve Türk karşılaştırmasını verir. Düzdü, Fars'a dokunmadı. Mehmbanu kardeşi kızına. Ben özür istiyorum bir ciheti de diyeyim. Ben bu Hosrov ve şiirini Azerbaycan diline yeniden tercüme etmişim. Ve orada bir cihet beni böyle heyrete saldı ki Nizami Gencevi Mehmbanu'nun timsalında aynı zamanda birbirini eksettirip. Çünkü orada şiirinin Kasım Hosrov'un arkasınca İran'a gitmesinden kederlenen Mehmbanu'nun Nizami yazır ki elə bil ki onun kardeş değerli tezelendi. Ah bu kardeş haradadır. Eserde kardeş yoktu. Bu kardeş derdi aslında Nizami'nin atası Yusuf'un ölümünün derdiydi. Nizami bunu buna dahil edip, çünkü Nizami o vakit, özü 40 yaşlarındaydı o vakit, bibisinin ona yandığını, öz kardeşinin ölümüne yandığını, bu payamana hemen vakti yazdığından onu da ona dahil edip. Bu mehmbanı ise müdrikliğin zirvesidir. Mesela şiirin Hosrov'un şeklini görmekle onu aşık olup İran'a kaçır. O kaydında Mehmbanu'nu damlamır, yüzüne vurmur bunu. O bilir ki şiirin sahip etmeyecek. Ancak sonra Hosrov'la Oğlak'ta eşkiletle meşgul olanda, gezende, ov edende, şarap içende, Nizami onların hatta şarap içtiğini de gösterir. Kardeşi kızını çağırıp nasihat verir ki o gelen görürüm senin dalınca havaya gelmir.
sen öz layakatini gözle. Eğer o Keyhoslu olursan, sen Afrasiyapsan. Eğer Keyhoslu olasın Afrasiyap'ın, o Keyhoslu olursa biz de Afrasiyap'ın. Yani Afrasiyap'tan Şahname'de de, bütün İran edebiyatında da Türklüğün simbolü kim gösterir. Ve Kaşgarlı Mahmud'umuz ise yazır ki, bu Afrasiyap aslında Alper Tunga'dır. Ve onu Tacikler, yani Farslar Afrasiyap adlandırırlar. Yani Afrasiyap, Keyhoslu, Afrasiyap'ın aslında nevesidir. Kızının, oğlunun oğludur. Kızının oğludur istiyorum. Yani Mehmbanu ise bunu şiirine anladır ki, sen Fars'tan eskik değilsin. Demir ki Fars pisti. Ya o Keyhoslu dursa biz de Afrasiyalık, biz de Türk'ük. Bu özü Nizami'nin öyle bir ki bütün bu eserinin mahiyetini ortaya koyur. Ve aynı zamanda garibedir ki biz bazen Hosrov ve şiirini bir muhabbet dastanı kimi anlayırız. Aslında bu bir insan dastanı. Burada ilim var, burada hayat var, burada siyaset var, burada sevginin mahiyeti var. Eşkidir mehrabı cegöllerim. Felek çöz eşk mehrabı ne darer. Cihan bi haki eşk abi ne darer. Yani bu Nizami bu eşkin mahiyetini aslında biz bugün Nizami ışığına burayı yığışmışızsa Orhan Merlim bu işi teşkil etmek için elinden geleni edipse eziyetlere katlaşırsa ve bütün bu işlerin zahmetini çekirse bu da eşittir. Bu da sevgidir. Hakikate, düzlüğe. Ben bayağı bir cihazı dedim ki Nizami Gencevi aslında özünü bir Türk olmağıyla beraber bütün dünyanın vatandaşı hesap edeyim. Onun bir beyti var. Bizde bazen bu böyle verilir ki çalış öz halkının işine yana. Geysin emelinle dünya zerhara. Bu öz sözü Nizami'de yoktur. Nizami'de beledir ki kuş ta halkına bekar ayı. Ta cihan bir hilvet bir arayı. Yani sen sen insanın işine yara. Sen öyle işler gör ki onunla dünyanı beze. Yani aslında siz bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki âli tahsille meşgul olursunuz. Aslında Nizami ideallarını hayata geçirirsiniz. Siz emellerinizle tekçe bu burada okuyanları yok. Eksine insanlığa bir ziynet verirsiniz. Ve ben böyle düşünürüm ki aslında Nizami'nin arzuladığı düz, adaletli insan ve cemiyet. Ve Nizami'nin o bayağı dediğim o öz halinin içine öz sözü Nizami'de yok. Nizami'nin fikri budur ki sen çalış insanın içine yara. O kim olur olsun insana yara. Ve dünya senin içinden. Öz vatanın yok. Tekçe Gence veya Berde yok. Düzdür Nizami. Azerbaycan'ı çok sevdim. Hususen Gence'nin, bile Berde'nin timsalında. Berde'nin tarifine ne kadar o döne döne. Hem İskendernamede, hem Hosrov şiirinde Berde ile bağlı bütün bu Azerbaycan'ın geçmiş tarihini Berde'nin timsalında bir sevgi abidesi öne çevir. Yani Nizami Gence'nin aslında sonralar tenzimat dönümünde Türk edebiyatında da olduğu gibi benim milletim insan, vatanım dünyadır diyen bir şahs oldu. Kaldı onun Nizami Gencevi o cihati kabartmayayım ki ben Türk'üm, ben Frances değilim. Ancak bazen mecbur olup değil. Hagan'ı da değil. Hagan'ın şirvanının garibe bir beyti var. Bu Töhmet-ül Rage'in poemasında da onun iki İrak'ın tövbesi adlanır. Bu düzdü sonra verilen addır. Hagan'a ayrı ad verir. Hagan'ı Töhmet-ül Havatir Zillet-ül Zemair adlandırır poemasını. Yani hatirelerin tövbeleri ve adamların seçilmişleri, kaymakları. Bu poemada böyle bir beyt var. Mera der Farsi Fokşi kebuyet,
به ترکی چرخشن گوید که سنسن. Çok garibem bir görmüş ki o dövrde de Türklere yukarıdan bakmak olup Hagani de bu sözleri eşidip bunu öz Türk'ü mü deyip kim deyip elbette onu nasıl olmayarak bildirir ki mene Fars'ın dilinde kim söylesem göyler Türk'ün dilinde ona cevap verecek sensin. Mene Fars'ın dilinde söylese her kim değer Türk'ün dilinde şarh sensen. Yani bu sözlü hakanı değil. Ancak nizamı bu fikri. Hem Hosrev Meşrik'te hem İskendername'de böyle müdrişlikle kiminse hatırına değmeden yani aynı zamanda özünün bir Türk olduğunu nezere çattırır. Birinci Hosrev Meşrik'inde ki o köy Hosrev dursa biz de Efrasiyel. Yani İran eğer Keykosrov'la fəxr edirsə, İran devletinin binasını, devletçiliğinin binasını onlarda Keykosrov koyubsa, ondan evvel biz Türklerde Efrasiyab bu devletçiliğin binasını koyub. Kahramanlıklar göstər. İkinci İskendername'de garibə bir yer var. İskendername aslında büyük, mürəkkəb, zengin, təhlilə və təsvirə gelmeyen bir ünvandır. Ancak burada ben bir cihetten Makedonyalı İskender İran'ı tutandan sonra Hindistan'ı tutandan sonra Çin Hagan'ın üzerine koşun geritmek istiyor. Mektup yazır onu hedeleyir. Ölkeni dağıtacağım, torpağını mahvedeceğim. Ey Türklerin başçısı, ey Efrasiyab'ın varisi, Efrasiyab'ın varisi anlayışı yine de. Yani bu Çin Hakanı deyende muasir Çin nezarda tutulur. Nizami eserinde. Öylece de Firdevsi'nin eserinde başka orta esir senetkarların mesela hatta Arif Erdebil'in Ferhatnamesinde Çin Türk toprağı manasında işlerini paymışlar. Bazen bizde böyle başa düşürürler ki Nizami Çin'den de danış. Nizami eserinde Çin Turan'dı. Türk torpağıdır. Hatta aynı zamanda Azerbaycan'dır. Biz bilirik ki Afrasiyab'ın özü hileyle Azerbaycan'da öldürülür. Bu Nizami'de de var, İran menbelerinde de var. İran menbeği var, Şehristan Hay İran. O kitapta da özellikle tapıp ki Azerbaycan'da Gence şehrini Afrasiyab bina etmiştir. Yani Gence, bu Gence, kadim Türk tayfasının adıyla bağlı olan bir şehirdi ve Nizami o İskendername'de, İskender'in Çin Hakanı ile münasebetleri meselesinden böyle bir ifade işlenir. Bu Çin Hakanı'nın talep edilir ki ona tabi olsun, o elçi sıfatıyla İskender'in yanına gelir. İskender'le sohbetler edilir. Nihayet İskender deyir, yaxşı. Bundan sonra gelen yedinin kararını ver, senin ülkene değmeyin. Onda Hakan yazır ki, deyir ki, sen onda mene zemanet ver ki, ben bundan sonra yedinin yaşayacağım. Yani hatta Makedonyalı İskender'i çok değersen danışıram Fahreddin Bey'le. Bu sözle tutarlam ben. Yani sohbet burada ondan ibarettir ki, İskender görür ki doğru danışmır ve deyir yaşı bir ilin kararını getir. Bu gelir ancak böyle bir orduyla gelir. İskender'e haber verirler ki Hakan bizi alladı. Bu Türklerde itibar yok, vefa yok. Bunlar hem şanadan eğri doğururlar. Eğer bunlar bir Türk anadan düz doğulsa bütün dünyanın eteğinin altına alır. Ve orada hatta bir ifade işlenir ki, geçmiş adamlar doğru demişler ki, Türklerde vefa ve yoktur. Geçmiş adamlar o diyenler de aslında Firdevsi ve başka müelliflerdir. Firdevsi'nin nizamını çok sevip, lakin aynı zamanda onun Türk'ün aleyhine, yani Türk'e biraz yukarıdan bakma münasebetini kabul etmiyor. Ve
xəbər gəlib çıxır, məlum olur ki, o müharibə etmir, əhdinə düzdür, həmin bir ilində xəracını gətirir. Yəni, o keçmiş adamlar düz demişlər ki, türklərdə vəfa yoxdur sözü, heç olur. Nizami haqqında əlbəttə söhbət çoxdur. Nizami böyük şairdir 1141-ci ildə. Bu, bütün faktlar təsdiq edir ki, onun təvəllüd tarixi, elə 1141-ci il tarixinin vaxtı ilə bunun macar alı və əslində türk Wilhelm Bacher dünyada birinci kitabı o yazıb. 1871-ci ildə Leipzig'də çap olunub, Nizaminin tərcüməyə alını əsərlərindən çıxış edərək o yazıb. O əslində Yahudi idi. Həlil məllim, sizin danışdıqlarınız hamısı tarixə tamamen dayalıdır. Yenidən konkret suallarla məsələyə biz dönəcəyik. Hə, suallar. Yenidən dönəcəyik, amma sizi zəhmət olmasa buraya alaq, bizim yenidən sizə söz veriləcək. Doğru, mən öz yerimə gedim. Necə istəyirsiniz? Burası daha öncəymişdir. Təşəkkür edəcəyiniz. Elektrik, ekonomik bölümü 3. sınıf öğrencisi Almaz İldırım'ı, Azer İldırım'ı biz Nizami Gəncəvinin Sənsiz adlı qəzəlinə bəstələnmiş bir musiqisini öz kamançasında ifadəməsi için səhniyə alqışlarınızı dəvət edirik. Thank you.
işi kendi kendiliğinden de kolay olmaz. Günlerce hazırladı ve bir o kadar da profesyonel olmayan yani bir aletle bunu ifa etmek gerçekten yürek ister yani, duygu ister. Sağ olsun kardeşimiz. Bu arada Uluslararası Kıbrıs'tan Ağıl Deryası adlı Azerbaycan'da bir veriliş vardı Aynes Televizyası'nın. Oradan buraya Kıbrıs'a galiblerden olarak gelen Elbrus Orucav adlı bizim bir kardeşimiz vardı. Nizami'nin tarihini yani bu taraftan, bu yönden bize tanıtmaya çalışacak. Buyursun kardeşimiz, alışlarınızla. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Selamlıyorum hepinizi buraya geldiğiniz için. Yani hocamız size anlattı Nizami hakkında kendi açısından. Bir de ben kendi açımdan anlatmak isterim. Nizami 1141 yılında Gence'de doğdu. Yani bundan 2 yıl önce 1139'da Gence büyük bir depremle sarsılmıştı zaten. O büyüklükte bir şehir, bölgenin hakim şehri mahvolmuştu. O zamanlar şehir yeniden dirseliyordu zaten. Bu devirlerde de Gence'ye yeni akımlar oluyordu. Hocamız söyledi ki Nizami Gencelidir. Yani benim araştırmalarıma göre, tabii hocamıza hürmet ederim ama Nizami Gence'de de olsa da aslı Gence'den değildir. Bu ispatlanmış bir şeydir ki Nizami Kıpçak Türküdür ve Kıpçak akımları zamanı Azerbaycan'a gelmiştir. Sonradan o bölgeye yerleşti. Nizami zaten zorluklar içinde büyümüştü. Devrinin depremiyle veya diğer sorunlarıyla yaşanmıştı. O dönemde Gence Arran'ın başkentidir. Arran neresi oluyor? Şimdiki Azerbaycan'ın ismi oluyor. Kendi ismini bir hükümdardan alan bir şehirdir Arran. Dönemin hükümdarından alan bir bölgedir. Gence bir zenginlik şehridir. Şimdi nasıl herkes İstanbul'a gidiyor? Neden? Yaşam orada. Onun için o dönemde de herkes Gence'ye gidiyor. Yaşamını iyileştirmek için. Nizami de bunları görüyor ve şiirlerine baktığımız zaman Nizami'nin insanların zorluklarını ve diğer sorunlarını anlamak mümkündür. Nizami doğrudur. Hayatı boyunca şehri terk etmemiştir. Ve tüm şahlar, padişahlar bile onun yanına gelmiştir. Kendi şiirlerini yazdırmak için. Bu da nedir? Gücün kuvveti değil de sözün, kalemin gücünü gösterir hayatta. Nizami'nin ilk hemsesindeki hamse veya da hemse ilk iri hacimli şeyi Sırlar Hazinesi'dir. Sırlar Hazinesi o zamanki Erzincan valisinin isteğiyle yazılmıştır. Erzincan valisinin isteğiyle yazılmıştır. O zaman vali söylüyor ki gel Erzincan'a ama yine şairin sözü, kuvveti, güçlüdür, onun için gitmiyor. Erzincan valisi kendi geliyor şairin ayağına ve bu şiirler toplusunu alıyor. Ve bunun karşılığında şaire büyük değerli eşyalar veriyor. Şair Nizami Gencevi yani bu beşlikten başka, hamsesinden başka bir de onun binlerce şiirden ibaret beyti vardır. Beytlerden ibaret divanı vardır. Çok maalesefler bu divanlar devrimize gelip ulaşmamıştır. Bir kısmı ulaşmıştır veya ulaşanların da bazıları Nizami'ye mahsus değildir. Sadece onun ismine anılır. Neden büyük şairdir onun için? Ya kardeşlerim ben bir şeye dokunmak isterim burada. Diyorlar Nizami Farsça yazmıştır. Farsça yazmıştır. Onun için Fars şairdir. Bunu 2001 yılında İran'ın Cumhurbaşkanı geldi Azerbaycan'da Nizami'nin mekberesinde. Yazdı ki ben böyle büyük bir Fars şairinin mezarında yazı yazmaktan gurur duyarım. Yani buna özür dilerim, şerefsizlik denir. Neden? Geldi orada kendi sahibi olmayan bir milletin, kendisine sahip olmayan bir insanın yazdı ki bu Fars şairidir. Bu biliyor musunuz neye benziyor? Şimdi biri durup İngilizce bir şey yazar ama Türktür milliyeti. Derler ki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bu İngilizdi. Böyle şey olmaz. Yani adam böyle şey yazmadı. Kendi diyor ki ben Türk'üm. Hatta bunun İskendernamesinde de vardır ki Türk kızının, Türk kadınının kudretini gösterir. Diğerleri gibi Farsları vesaire övmez. Kendi Türk dilini kudretlendirir. Nizami bildiğiniz gibi ya biliyorsunuzdur ya bilmiyorsunuzdur şeyhtir. Bir din insanıdır.
tüm şiirlerinde veya beyitlerinde peygamber övgüsüyle başlar. Peygamber övgüsüyle başlar, Allah'ı över, peygamberi över, sonra şiirine başlar. Şeyh olduğu için de bölgede şairliğinden öte bir din insanı olarak hürmete sahiptir. Bu da Türklere Türk geleneğinde olan bir şeydir. Şaire ve şeyhlere, din insanlarına hürmet etmek. Yani diğer eserleri de vardır. Mesela Yedi Güzel vardır. Leyla ile Mecnun vardır veya Farsça dese Leyla ve Mecnun. Leyla ile Mecnun bu Arap efsanesinin şiir haline, şairin beyninden sıkan bir şeyin ürünüdür. Şairin kendi ürünüdür. Sadece ismi Araplardan gelmedir Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun'u başlarlar da, yani ilkini yazan Nizami'dir. Sonradan Fuzuli veya diğer şairler de bunu kaleme almıştır. Ama Leyla ile Mecnun'a bazen haksızlık yapıyorlar. Hiç kavuşamadı onlar orada. Çok maalesef olsun. Yani sonra diğer eserlerde mesela Hosrof Şirin, İskendername vardır. İskendername İskender'in dünya üzerinde hükümranlığını anlatır. Ama onun bir Türk'ün karşısında nasıl ezik düştüğünü anlatır. Zaten tüm dünya Türklerin karşısında ezik düşmüştür her zaman. Hosrof ve Şirin vardır. Leyla ile Mecnun, Yedi Güzel vardır mesela. Yedi Güzel Haft Paykar denir. 1197'de yazılmıştır. Farsça Haft Paykar'dır. Leyla ile Mecnun, Şirvanşah Akistan'ın ve Akistan'dan daha çok Akistan ilk önce Rize ediyor Nizam'dan ki yazın şair böyle bir şey. Yazmıyor. Kendi oğlu rica ettikten sonra kendi oğlunun rızasıyla yazıyor. Hosrof ve Şirin İldeniz hükümdarı Cahanşah Pehlevi'nin rızasıyla yazılmıştır. Cahanşah Pehlevi de bunun karşılığında Nizami'ye büyük bir kentler vermiştir ve hazine dolusu hazineler vermiştir altın dolusu. Yani ben son olarak onu söylemek isterim ki büyük bir Türk şairinin bizim millete armağan olması Tanrı'nın büyüklüğüdür, Türk'ün büyüklüğüdür. Bunun için de gurur duyarım her zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ali Bursan kardeşimize. Biz bir iki misafirimiz var. Ardından yeniden konkret sorularına döneceğiz. Şimdi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Erdoğan Saracoğlu, Azerbaycan Türkçesi, Kıbrıs Türkçesi ve Nizami Hanımlar'la konuşmasını davet ediyoruz. Buyursun hocamız. Sayın Rektör Yardımcım, Azerbaycan'dan gelen değerli bilim adamları, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Azerbaycan'la ilgili herhangi bir toplantı olduğu zaman ben mutlaka katılırım. Çünkü ben Azerbaycan Türklerini çok severim. Bunun nedenini açıklayayım size. Ben meslek yaşamımda 6-7 kez Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'da çeşitli etkinliklere katıldım. Çeşitli konferanslar verdim. Dolayısıyla Azerbaycan'ın benim hayatımda, Türklük dünyasında, tabii bütün Türkleri seviyorum da, Azerbaycan dendiği zaman için başka türlü oluyor. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. İlk seyahatim, hemen söyleyeyim size, Türkiye Cumhuriyeti'nin Eğitim ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, hatırlayacaksınız. 1992 yılında bir ekiple Azerbaycan'a gitmişti. O Azerbaycan'a giden ekibin içerisinde ben de vardım. Çok şükürler olsun ki uçağımız Bakü'ye düştükten sonra, yani indikten sonra bizi Gence'ye götürdüler. Gence şehrine girerken çok sevdiğim, çok takdir ettiğim Genceli Nizami'nin türbesini ziyaret etmek nasip oldu. Orada türbesine gittim ve türbesinin başında kendisine Fatiha okudum, dua ettim. Bu benim için hayatımda unutamayacağım bir andır.
Daha sonra Azerbaycan'da çeşitli temaslarımız oldu. Bir baktım, Azerbaycanlı kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin ağız özelliklerine çok yakın bir şekilde konuşuyorlar. Mesela Azerbaycanlılar daş sözcüğünü yazı dilinde de de ile kullanıyorlar. Oysa yazı dilinde bizim Türkiye Türkçesinde taş yazılıyor. Ama biz Kıbrıs'ta daş şeklinde kullanırız. Hemen bir şimşek çaktı beynimde ve dedim ki ben niye Azerbaycan yazı diliyle Kıbrıs ağzının sözcüklerini mukayese edip Azerbaycan yazı diliyle Kıbrıs ağzının benzerliklerini saptamayayım. 2008 yılında Türkiye'de düzenlenen 4. Türk Dil Kurultayı'na Kıbrıs ağzının Azerbaycan ve Gagavuz Türkçesi ile olan benzerlikleri konulu bir bildiri hazırladım. Bu bildiri yayınlandı Türk Dil Kurumu tarafından. Ayrıca Türk Dil Kurumu'nun da üyesiyim. Orada yayınlandı ve izleyicilerin çoğu da Azerbaycanlı meslektaşlarımdı. Bu nedenle de ben konuşmama önce Genceli Nizami'den biraz söz açarak başlayacağım söze. Daha sonra fazla konuşursam ikaz etmeni çünkü konuşmayı çok severim. Daha sonra Kıbrıs ağzıyla Azerbaycan'ın yazı dili arasındaki benzerlikleri sizlere özet olarak aktarmaya çalışacağım. Azerbaycan edebiyatının büyük şairi Genceli Nizami, Türk olmasına karşın çağının kültür dili olan Farsça ile eserler vermiştir bildiğiniz gibi. Şimdi hocalarımın da belirttiği gibi bazı çevreler bunu yadırgamıştır. Ama ben size çarpıcı bir örnek vereyim. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi'nin Horasan'ın Bel şehrinde Anadolu'ya göç edip sonra Konya'ya yerleşmesinden sonra yazdığı mesnevi Farsçadır. Onun Farsça yazması, onun İran edebiyatının temsilcisi olduğunu asla göstermez. O, öz ve öz Türktür. Ne diyor Mevlana? Egerçi Hindu guyem aslem Türkes diyor. Gerçi diyor Farsça söyledim ama benim aslım Türktür. Genceli Nizami doğuştan sahip olduğu şiir yeteneğini zamanının gerekli bilgileriyle güçlendirdiği gibi gazellerinde beyit ilkesine dayanarak konu bütünlüğünü aramadığı, mesnevilerinde ise çağdaş romanın insanlara getirdiği olaylar ve serüvenler gelişimine dikkat ederek konu sağlamlığını sağladığı kesindir. 5 mesnevi yazarak hamse sahibi olması, kendisinden sonra birçok şaire yol göstermiştir, yol açmıştır. Genceli Nizami, Mahzeni Esrar, Hüsrev-i Şirin, Leyla ile Mecnun, Hef Peyker ve İskendername adlı mesnevileriyle kendisinden sonra gelen birçok şairi derinden etkilemiş ve ondan sonra divan şiirine, yani Osmanlıların divan şiirine, Türkiye'deki Osmanlıların divan şiirine yön vermiştir. Bu çok önemlidir. Şimdi onun çok beğendiğim bir dörtlüğünü okumak istiyorum size. Gerçi Türkiye Türkçesiyle okuyacağım ama anlarsınız. Şöyle diyor Genceli Nizami. Biriyle eskiden olursa kinin, kökünü kazıma onun neslinin. Baba için oğuldan alma intikam.
çalış, dost olasan onunla her an. Yani buradaki dehaya bakın, buradaki inceliğe bakın, buradaki felsefeye bakın. Dolayısıyla bana göre Nizami, bütün Azerbaycan edebiyatını inceleyerek, sözlüklerini inceleyerek, zaten Kıbrıs ağzıyla ilgili benim bir kitabım var, Kıbrıs ağzının 5. baskısı Ankara'da Akçay Yayınları tarafından yapıldı. Ve bu kitap bugün Türkiye'de kaynak eser olarak Türkiye üniversitelerinde okutulan bir kitaptır. Mesela güzel bir örnek vereyim size. Türkiye Türkçesinde, yazı dilinde ıslah sözcüğü, Azerbaycan Türkçesinde islah ile söyleniyor. Bizde de Kıbrıs ağzında da aynen Azerbaycan'da olduğu gibi islah şeklinde geçiyor. Yine ie değişikliği var. Örneğin Türkiye Türkçesinde indirim sözcüğü, Azerbaycan Türkçesinde endirim, bizde de endirim şeklindedir. Yine zincir sözcüğü, Azerbaycan Türkçesinde zencir, yalnız buradaki e, veten sözcüğündeki geçen e'dir. Türkiye Türkçesindeki e değil, zencir şeklinde söyleniyor. Kıbrıs'ta da aynı şekilde zencir şeklinde telaffuz ediliyor. O i, ı değişikliği var. Türkiye Türkçesinde baştaki şeklinde söyleniyor. Azerbaycan Türkçesinde baştaki ı, i, ı değişikliği var. Kıbrıs ağzında da aynen baştaki şeklinde geçiyor. Şimdi fonetik benzerlikler çok. Biraz da morfolojik özelliklerden ki esas dikkatimi çeken onlar. O konuya değineyim kısaca. Türkiye Türkçesi fiil çekimlerinde ikinci çeşit birinci çoğul şahıs iki o kullanılmaktadır. Bu ekler haber kiplerinde dili geçmiş ve dilek kiplerinde dilek şartla kullanılan ik eki ile geriye kalan kiplerde iz ekleridir. Şöyle ki bu durum Kıbrıs ağzı ile Azerbaycan Türkçesi arasında bir farklılık arz etmektedir. Kıbrıs ağzı ile Azerbaycan Türkçesinin yazı dilinde şimdiki zaman, geniş zaman ve mişli geçmiş zamanlarda birinci çoğul şahıs eki olarak iz yerine ık, ik eki kullanılır. Örneğin mişli geçmiş zaman çekiminde Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Kıbrıs ağzında şu şekiller karşımıza çıkar. Türkiye Türkçesinin mişli geçmişini çekiyorum. Almışım, almışsın, almışız, almışız, bakın ız eki geçiyor, birinci çoğul şahısta. Almışsınız, almışlar. Azerbaycan Türkçesinde almışam, almışsan veya alıpsan, almış, alıp veya alıptır. Almışık, yani almışız değil, almışık şeklinde geçiyor. Almışsınız, alıpsınız veya almışlar, alıptırlar Azerbaycan Türkçesinde. Kıbrıs ağzında ise almışım, almışsın, almış, almışık şeklinde geçiyor. Yani bu çoğul eki Türkiye Türkçesinde ız, iz şeklinde geçiyor. Ama Kıbrıs ağzında ık, ik şeklinde geçiyor. Bir de Azerbaycan Türkçesinin şimdiki zaman çekimini inceleyelim. Tamam, bağlıyorum. Alıyorum, alıyorsun, alıyor. Alıyoruz, z ile. Alıyorsunuz, alıyorlar. Bu Türkiye Türkçesi. Azerbaycan Türkçesinde ıyor eki yoktur şimdiki zamanda.
alırım, alırsın, alır, alırık, alırsız, alırlar. Kıbrıs ağzında uyor eki var, ancak ilginçtir, birinci çoğul şahıs, mesela alıyorum, alıyorsun, alıyor, ama alıyoruk, biz bu kitabı alıyoruk, biz bunu satıyoruk şeklinde, tıpkı Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi. Bir de sözü fazla uzatmayayım, birkaç olay anlatacağım size, sonunu tatlı bağlayalım. Azerbaycan'a, Bakü'ye gittiğimiz zaman rehberimiz Güneşli yazdı, bana şey dedi, kardeş dedi, gölgeye geç, gölge değil, kölge, K ile. Şimdi Türkiye Türkçesinde kölge yoktur, sözlüğü açarsanız G ile başlar, K kullanılmaz. Benim hemen aklıma bir fikir geldi, bir yıl Türkiye Başbakanlık arşivlerinde staj yaptım ve mühimme defterlerinde şöyle bir kayda rastlamıştım Türkiye'de. 1500 tarihi de yazdım buraya. Pardon. 1750'li yıllarda Azerbaycan'dan Türkiye'ye Kafkaslardan Türkler göç etmiş. Osmanlı bu Türklerin arasından bir kısmını Kıbrıs'a göndermiş. Kıbrıs'ın Türkleştirilmesi için. Ben öyle zannediyorum ki biz Kıbrıs Türklerinin arasında, atalarımız içerisinde Kafkas Türkleri de var. Ki bu gerçekten 8. mühimme defteriydi. Bende o sayfa var, isteyene gösterebilirim. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Dolayısıyla Azerbaycan deyince ben işte bu nedenle heyecanlanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın hocamıza ben de teşekkür ediyorum bu geniş konuşmalarından dolayı. Bilirsiniz her bir millet kendi varlığıyla yerlenmiş olduğu kültürüyle övündüğü gibi Azerbaycan Türklerinin, ümumiyetle Türkiye Türklerinin de aslında bir şey ben kısaca böyle söyledim. Yerinin altı da üstü de hem zenginliktir hem medeniyettir. Bazen derler insan ölür ama insan öldükçe toprağın altını kıymetlendirir dersek mes o insanlar da Türk'ün insanlarıydı. Cemal Berkan Üniversitesi'nden Irak Türkmen Fakültesi Cephesi temsilcisi çok sevdiğim dostum kardeşim Saffet Abdülmaz'ı bir şey okumasını ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Ulu Önderimiz Mehmet Emin Resulzade'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Bir defa yükselen bayrak bir daha yılma sözü vardır. Bu bayrağın taşıcısı olan Raul kardeşime ve KKTC Azerbaycan Cemiyeti Başkanı Orhan Müellim'e çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok sağ olun. Bir de tüm Turan illerine selam olsun. Galasından, Öztürkmen balasından, Mor Sümbül lalasından muhabbet getirmişim. Azerbaycan soyundan, Oğuz Bayat köyünden, Dicle Fırat soyundan dağdı feryat getirmişim. Fuzuli nefesinden, Kerbela havasından, Küzecinin sesinden min hoyrat getirmişim. Kerkük, Tebriz, Murağa, Budam salma Murağa, Vetenim Karabağ, men evlat getirmişim. Kerkük candır, Kerkük Azerbaycan'dır. Yaralı yürek, yaralı Kerkük. Arkadaşımıza çok teşekkür ederiz bu kendi isteğiyle okuduğu şehir için. Şehir de herkes şiir gibi okuyamaz. Şehri şehir eden yalnız şairin kaleminin gücü değil, bu insanları etkilemesi için orada söyleme tarzında var. Sağ ol kardeşim. Ve
Nizami Cenzevi hakkında bizim bir Azerbaycan'da çekilmiş olan bir video lentimiz vardı. Onu son olarak sizlerle paylaşacağız. Konuştuk, anlattık, bir de görelim diye. Esir'in sivri ve kudretli illerini yaşamış, Harran adlanan ülkenin en görkemli şehri. Büyük İpek yolunun üzerinde yerleşen bu kocaman şehir, dünyanın en uzak ülkelerinden konaklar kabul eder ve memleketlere sohbetler gönderir. Ve Gence'de bir güneş. Bu doğuş ölmez bir dahinin, sönmez bir güneşin, Gence'de dünyaya göz açtığını bütün beşeriyete haber verdi. Bu dahi, şerh poeziyasının ebedi güneşi, Nizami Gencevi. Nizami yalnız Azerbaycan edebiyatında değil, bütün dünya edebiyatında müstesna yer tutan bir şair. Onun şiiri, hem öz yarattığı yeni janr, hem de janri ile tam ahenkte olan mezmun ve mana, özüne mehsus keskin ifadedir. Yükseklikte uçan geniş tehayyüllü, parlak obraz ve teşbihler, hem de tesadüfe yol vermeden her şeyi demikleştirip anladan ve tek bir köke bağlayan kavrayışlı, felsefe ile eni boyu ölçülmeyen ucaman bir eserdir. Nizami'de şergin belki de hiçbir şairine nasip olmayan bir fikir nizamı vardır. Bu nizam, başka ifadeyle desek, ahenkler bir ideoloji ve dünya görüşü sisteminden ibarettir. Bu öyle bir sistemdir ki, 870 yıl bundan evvel düşünülmüş olmasına bakmayarak, yaşadığımız bu günlerde bile aktual değilecek kadar taze ve yenidir. Nizami Gencevi 1141 yılında Gence şehrinde doğmuştur. Şairin asıl adı İlyas, atasının adı Yusuf. Zaman zaman öz dövrünün kamil elin biliklerine mükemmel yerlenen İlyas, özüne Nizami tekellüsü götürerek poeziya aleminde harikeler yaratmıştır. Nizami sanatı Azerbaycan içtimai bedi fikrinin inkişafında yeni, son derece orijinal bir merhale teşkil. Nizami eserleri, dünya şehir hazinesinin nadir incileridir. Şairin telkin ettiği beşeri ideyalar, humanist görüşler, ahlaki neticeler, karakterin kamilleşmesine, bütövleşmesine kömektir. Nizami irsinin azameti, estetik kudreti, burada yüksek bedi şekilde eksini tapmış, hayatı vacib ve necip arzu ve meyillerin parlak ifadesidir. Nizami şehri insanlığa ülvü mehabbet, zahmete hürmet, haksızlığa barışmaz kim ve nifret, adalet, xeyrxahlık, nesillerin yüksek ideyalar uğrunda mübariziye, kahramanlığa sövbedir. Bütün xemse boyu şairin elin, şehir sənətinin kanunları, musiqi nəzəriyyəsi, təbiyyat hakkında büyük filosofların fikirleriyle sesleşen mühakimeleri özünü gösterir. Biz Nizami'nin şəxsində yalnız ölməz bir şair deyil, həm də dövrünün dərin zəkalı alimini, mütəfəkkirini görür. Xəmsə öz bəşəriliyi, tərbiyəviliyi, ibrət amizliyi ilə həmşə hər zaman müasirdir. Şair Xəmsiyə daxil olan ilk poeması Sirlər Xəzinəsini 1174-cü ildə qədəm almış Fəxrəddin Bəhram Şahı həsr etmişdir. Poemiya 20 ibrətamiz söhbət və 20 hekayə daxildir ki, hər bir hekayə insanı ömrü boyu daxilən təmizlənməyə səsləyir. Zülmü ilə bu dünyanı almaq deyildir mümkün, ancaq ədalətlə alarsan hər bir mülkü. Ədil əqli şad edən muşluluqçudur, inan, ədlin gücü ölkəni abad edir. Nizami üslubuna xas əsas keyfiyyətlərdən biri, lakanizm, kiçik ifadə ilə böyük məzmun vermək,
onun sənətinin ecazlarındandır. Şairə görə söz yaradıcısı sözün qədrini bilməli, 100 sözdən birini, lakin ən çox təsir edənini seçməlidir. Sözün çoxsa əksidir, biri yüz et, yüzü bilir. Az söz söylə ki, işə yarayan olsun. Çünki çox sözdə, çox da nöqsan olur. Estetik fikrin gözəllik və qəhrəmanlıq prinsiplərini yaradıcılığında tətbiq edən Nizami, ideal gözəllik, ideal qəhrəmanlıq, ideal məhəbbətin bir sıra əbədi obrazlarını yarattı. Nizami ömrü boyu yalnız bir qadın, Afaqı sevmiş və sevgisindən ilhamlanaraq lirika dünyasının incilərini yaratmışdır. Şairin istər lirikası, istərsə də xəmsəsi, bütövlükdə ideal insanın daxili və xarici, mənəvi və fiziki, ictimai gözəlliyi və əzəməti haqqında əbədi bir himndir. Xosrov və Şirin poeması 1181-ci ildə Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhlivanın xahişi ilə qələm alınmışdır. Bu poema mükəmməl bir eşq dastanıdır. Ağıl, ismət, əxlaq, ədalət ideyaları, məhəbbətin tərbiyə edici gücü, zəhmətə sevgi bu əsərin mahiyyətidir. Bizi sevindirdi ki, ondanca daha çox şey öyrənək, amma zamanımızın sıx olması maalesef buna biraz imkan vermədi. Təkrardan hər biriniz sağ olasınız, hər biriniz var olasınız. Allah Türkün başından qaraya dərəsdirməsin, Allah bizlərin varlığımıza gölgə salmasın, Allah bizləri sevsin, Allah onu sevən hər kəsə və aynı zamanda bizlərə də yardımcı olsun. Tarihimizin, mədəniyyətimizin əlimizdən alınmasına və ya getməsinə izin verməsin. Hətta mən sizdən izin versəydiniz son olaraq hocamız, konkret, yəni qısaca özət olaraq bir iki soruyu əgər var isə cavablaya bilir, yəni bu imkanımız var. Buyursun bir hocamız. Buyurun hocam, estağfurullah. Yazılar yazmışam, ancaq bir neçə rübai yazmışam, əvvəlcə onlardan bir neçəsini deyəcəm. Çünki əslində, ey şeyh Nizami, bilirəm insansan, yəni sən də zahirən bizim kimi insansan, başdan başa hikmətsən, elm, ürfansan, dünya səni dərk etməyə çox cəhd eylər. Mümkün mü bu? Sən sahibi yox ummansan. Sehrinlə tutub gəncəli etdim Babil. Nizami çünki əsərlərdə tez-tez özünü belə yazır ki, gəncə yaxır Babili o qəndilim. Gəncə yaxır Harutu o Babilim. Yəni gəncə öz mənim yaratdığım əsərlərin sehri ilə Babildə olan o Harutu sehirkarlığına görə yandırıb yaxır ki, bu necə sehir? Oradan şeylerin belə bir rübağı yazmışam. Sehrinlə tutup gəncəli etdim Babil. Şeyrinlə ən əl çatmaza oldum Qabil. Şeyr ilə elmi sən elə birləşdirdin. Dünya sənə ad verdi, həkimül kamil. Bu ilk mənbələrdən tutmuş, hər yerdə Nizamidən yazandan həkimül kamil Nizami Gəncəli yazırlar. Bu onun əsasında yazılır. Türkəm deyə haykırdın, eşitmir dövran. Xoş doğma nədir, qeyr onu bilsin hardan. Sən türkü igid əhdinə düz göstərdin. Sən yazdın olur, türk gözəl, türk insan. Yəni bu fikir, sadəcə o qardaşımızın çox gözəl səsi var idi, çox gözəl nitqi var idi. Ancaq bəzən bilərdik ki, Nizami haqqında
terziye ile hayalle danışmak olmaz. Yani Nizami'nin güya haldansa Kıpçaklardan gelmiş olmasına ait bir tane de fark da olabilmez. Yoktu. Nizami'nin o dediğim ki kum söhbeti, uydurma da özde Nizami'nin paymasına sorardı. Ancak senin nitkindeki o güzellikler ben heyri. Mesela deyirsen Sırlar Hazinesi'nin Erzincan Şahı Sıfarşı'nı Nizami'de iki eser Sıfarşı'nı verirler. Biri Hosrof Şirin, biri Leyl ve Mecnun. Mesela Sırlar Hazinesi'nin Nizami özü deyir ki ben bunu bir neçe geceye yazdım. Lakin bilmedim kime hitap edeyim. Deyir, ben deyir kura attım. Yani görüm kimin adına çıkar bu. Ve deyir senin adın çıktı. Ona göre de bu eser sen o gün yazın özüne getmiyor. Şah da gelmir. Bu hakta çok yazılar var. Yanlış. Gönderir. Ve deyirler ki güya Nizami'ye bir kervan hediye gönderir. Ancak bunlar Nizami danışmır ve menbeler düzdür o İbn-i Bibi seyahatnamesinde var ki Nizami'ye bu kadar hediye verdi. Lakin Nizami bu hafta danışmır ve biz de bilmir. Bunlar öz yerinden ancak demek senin danışığın, nitkin, sesindeki güzellik ve mehabbet, Nizami'ye olan mehabbet beni heyran etti. Sağ ol. Aslında bunlar tenkit değil. Yani biz gerek ki bu cavanlar böyle ola ki fakt ola gerek, faktdan sonra çıkış edelim. Yani senet o. Senet yoksa Nizami hiç yerde demiş ki onun ya babası, ya atası, kimse haradansa gelir. Bizce bu. Yani biz Nizami'nin o bir ciheti de diyeyim ki Nizami'nin hatta bazen düşünürük ki 139'dan anılır. Niye? Hosrof ve Şirin'den bir dostu gelir Nizami'ni danlayır diye 40. Özden Nizami Hosrof ve Şirin'i 1181'de yok, 1177'de başlayıp 77'nin yayında. Çünkü özü yazır bu nezmin tarihi ve kesmişi hakkında. Hosrof ve Şirin'in başlangıcında böyle bir bahs var. Lakin o yöne tercüme olunup ki Azerbaycanca'ya. O tarih edip, aslında o değil, şu Sultan-ı Cavanşah-ı Cavanbek, elə ki Cavanşah, Cavan Sultan, Cavanşah, tahta çıktı, ben bu binanın esasını koydum. Yani Sultan Toğrul hakimiyete gelende, ben bu eser, yani Sultan Toğrul da 3. Toğrul, resmi olarak Atabey'in zamanetiyle, himayesiyle, kılıcının gücüyle, 1177. yılın İyulunda Sultan elan olmuş. Ve Nizami deyip Gence'de onun şerefine 5 nöbet çalındı. Çünkü bu sultan, birinci sultan o elan edilende, o vezifeye geçende bütün böyük şehirlerde 5 defa nagara vurulurdu, tabir vurulurdu. Nizami bunların hamısını yazır ancak Nizami bu eseri düzdü. 1181. yılın evvellerinde tamamlayıp. Çünkü oğlunun yaşı da oğluna ki orada 7 yaş özüne deyir ki hicretten geçen 576 il ərzinde heç kəs gözəllərin üzünə belə xal qoymuyor. Yani bu Nizami'nin öz sözləridir. Yani mən düzdür, mən həm məni dəvət edənlərə təşəkkür edirəm. Bu Kərkük qardaşımızın sözü məni xüsusən kövrətdi. Əslində bu Konfusiyusun bir sözü var. Deyir ki bədənin harasına toxunsan ürəyə toxunursan. Türkiye'de harada, yani bu Kipir'de ne faziyeler oldu, bunların hamısının bir şahidi olmuş. Hamımız, üreğimiz kan ağlıyor. Öyle bir üreğimize oklar değil. Öylece de Kerkük'te bu saat, öyle evvel de gelen, indi de gelen prosesler bizim en yakını. Allah'a şükür ki Kipir, Kıraslar'ın versinden Kipir bu saat belki de bizim Türk topraklarının hamısından güzel bir yönde, istikamette, hareketlerdir. Ancak Kerkük kan içinde doğrudan kardeşimiz düz dedi. Ve orada olan bütün hadiseler bizim de gelebilir ki her bir hadise, her bir küçük yoldaki bir terör aktı, bir patlayış, onların hukuklarına karşı bütün tokunanlar bizim. Ben öyle gelir ki Nizami'nin de yüreğine tokunanlar.
yani bir Türk olarak, bir böyük insan olarak, hiç hele Türklüğü o yana, bütün dünyanın tarihini düşünen bir insan olarak o hadiseler nizamını da narahat edir, belki dağladır, yandırır. Halil Mendim, sağ olun. Bağışlayın, ben demedim ki, beni davet eden, bu tedbiri teşkil eden, bu tedbirde iştirak eden bütün insanlara teşekkürümü, minnettarlığımı, göğler kadar sevgimi ve saygımı ait ediyorum. Sağ olun, var olun. Çünkü siz varsınız. Bütün gençler var. Yani Türk var, yani Azerbaycan var. Biz dünya halkları içerisinde bitmirik, batmırık, yok olmuruk. Biz yaşıyoruz ve yaşayacağız. Sağ olun. Son olarak her birinize yine sağ olun diyoruz. Allah sizleri korusun, Allah bizleri korusun. Sağ olasınız aziz insanlar. Kendine rahmanız var olsun. Sağ olun.